Allah'ın bu millete verdiği bir siyasi musibet. Başımıza bir bela. Bu mübarek gecenin zümretine de inşallah tezeden yani o köşk yerine onu Silivri'ye göndeririz. Öbürü de birçok partinin, ana muhalefet partisi başta olmak üzere, birçok farklı kesimlerin ortak adayı. Tabi her adayla ilgili mentalite değerlendirme yapılabilir. Ama ben inanıyorum ki seçmen, milletimiz şu sorunun cevabını verecek. Hakkında bu kadar şaibe olan, bu kadar hırsızlık, yolsuzluk, suizmanla ilgili iddialar olan bir kimseyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı, Cumhurbaşkanlığı makamını bu milleti seçmeyeceğiz. Seçmemesi lazım geldi. Türkiye'yi bölme noktasında faaliyetler, PKK ile 40 bin kişinin katiliyle masaya oturup müzakere yapan bir adamın Cumhurbaşkanlığı köşküne götürmeyeceği kanaatindeyim. Başbakanın ağzından Türk lafı çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına Türk olmaktan sıkılan, utanan veya kaygı duyan bir adamı Türk milletinin o makama getirmemesi lazım geldi. O Cumhurbaşkanlığı makamı devleti temsil ediyor. Başbakanlık koltuğunda oturan zat ne diyor? Ben tarafsız falan olmam diyor. Ben tarafım. Devletle millet arasında tarafım diyor. Milletten yana. Bakın başbakanın bu lafını çok önemsiyorum ben. Ve maalesef yani buna esas muhalefet partilerden parlamentodan daha ciddi cevap gelmesi lazım diye düşünüyorum. Devletle milletin arasında milletin tarafını tutuyorum diyen bir adam Cumhurbaşkanlığı makamına hiç oturmaz. Çünkü orası bu milletin içinde yaşadığı devletin en üst makamı. Yani sen milletle devlet arasında diyorsun ki ben milletten yanayım. Oturacağım makam devlete ait. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazıyor. Yani bir insan milletle devleti karşı karşıya getirir mi? Bu devlet de bizim, bu millet de bizim. Dolayısıyla başbakanlık koltuğunda oturan zatın gerçekten Allah yardımcısı olsun. Bu sıcaklar da arttı. Çok da yoruluyor başbakan. İnşallah hayırlısıyla köşk yerine onu biz başka bir tarafa göndereceğiz. Devlet bütün imkanlarını kullanıyor. Teşekkürler.